Merhaba arkadaşlar, ben Adnan Bakkal. Bir Bombiç videosunda sizlerle tekrardan beraberiz. Bugünkü etkinliğimiz Doktor Terör Tropik Adası etkinliği. Birinci aşamadan itibaren saldıracağım ama ilk aşamalar kolay olduğu için ilk aşamaları Erbullet'le geçmeyi planlıyorum. Şu üç özelliği de göstermeye çalışalım. Sataşma özelliği, enerji içeceği ve şok yumruklar. Özellikle şu şok yumrukların ne işe yaradığını soranlar vardı. Görmüş oluruz. Şimdi birinci aşama, hemen şuradan bir çıkış yapalım. Birinci aşama, ama şu birinci özelliği, sataşma özelliği aktif ettiğin zaman bütün taletler size söyleyeyim, bulleti görüyor. Onun etrafındaki askerleri görmüyor. Böylelikle sadece bulleti ne yapıyorsunuz? Hedef göstererek diğer askerlerinizi korumuş oluyorsunuz. Hemen bitirelim. İkinci özelliği enerji içeceği. Bulletin ikinci özelliği enerji içeceği, bu gayet güzel. Bu da çok güzel bir özellik. En sevdiğim özelliklerden birisi. Güzel. Devam et. Koş koş koş. Ver gaz gitsin. Yok 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 yok. Ay. Şimdi üçüncü özelliği. Neydi üçüncü özelliği? Şoktu ama ne şokuydu? Neyse. Şöyle bir. Oo. Etki alanı bayağı genişmiş. Ve etki alanının içerisindeki bütün taletleri şok ediyor. Şok bombası atıyor. Oh. Hem hasar veriyor. Özellik de güzelmiş. Geriye çekilip öyle saldırıyor. Şuna bak. Bakın şimdi şöyle geri gelelim. Harika yani. Bir daha. Neydi bu? Şoklayıcı mıydı? Birazdan bakarız. Harbi güzelmiş bu özelliği. O etrafındaki temas ettiği her yere, ha, şok yumrukları temas ettiği her yerdeki taletleri şokluyor. Harika.
Şimdi bu Doktor Kavanın taze kan özelliği var. Gerçekten çok hoşuma giden bir özellik. Yani her halükarda işe yarayan bir özellik. Şuradan bir çıkış yapalım. Ama şu roketleri bir alalım. Evet. İlk aşamalar kolay olduğu için bu şekilde saldırı yapıyorum. Beşinci aşamadan itibaren normal asker çıkartırız. Canlarım benim. İlk 4 aşamayı sadece kahramanlarımızın özellikleriyle ne yaptık geçtik. Kahramanlarımızın eline sağlık diyoruz. Şimdi 5. aşamadan itibaren şöyle bir gözcülük yapalım. Evet, burası da kolay mı? Evet, kolay. Buraya çok rahat bir şekilde alırız. Evet. Seç. Ya şu şok yumrukları aktif olsun bakalım. Saldır. Gayet güzel. Bu doktor terör etkinliğinde 7. aşamayı gerçekten zorlaştırmışlar. Doğaldır. Bütün taletler seviyeleri yükseltildi. Sağlıkları da güçleri de arttı. Ama 7. aşama gerçekten bayağı zorlaşmış. Harika, harika. Küt küt. Hedefindeki ya da istikametindeki bütün taletleri şokluyor. Hem hasar veriyor hem şokluyor. Zıplıyor resmen. İntihar eder gibi. Şimdi. Evet. Şuraya bir, şuraya iki. Buraya savaşçıyla alırız. Evet, 6. aşama savaşçıyla saldıracağız. Saldıracağız ama şu mayınlardan bir kurtulalım önce. Şöyle bir top. O da güzel. Harika.
Canlarım, canlarım benim. Aferin size. Güzel yerleştik. Şu bir, şu iki, şu üç. Evet, sataşma dediğimiz özellik. Etki alanındaki bütün taneler bu ledi görüyor. Evet. 6 ve 7. aşamada kesinlikle zaten kristalimiz var. Tazeleyelim. Şöyle gözlük yapalım son aşama. Nasıl bir asker kullanırım? Evet, burayı da savaşçıyla alırız. Savaşçıyla alır mıyız? Alırız. Güzergahımız neresi olsun? Evet. Saldır. Şu mayınlardan bir kurtulalım önce. Güzel. O da güzel. Şu bir, şu iki, şu üç. Harika. Bir, iki. Hey. Canlarım benim, canlarım benim. Gitti, güt güt. Kristallerimizi topladık. Ve etkinliğimizi de ne yaptık? Bitirdik. Elimize, kolumuza sağlık. Evet arkadaşlar, bir sonraki etkinlik ve videoda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın. Kendinize bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Görüşürüz.